Dostlar selamlar. Bu videoda internet bağlantısı olmayan bahçemiz için uzaktan sulama kontrolü yapabileceğimiz bir sistem yapacağım. Bunu yaparken de daha önceden 40 liraya aldığım normal bir prizi akıllı priz haline getireceğim. Sistem GSM'de çalışacak. SMS atıp sistemi açıp kapatabileceğim. Bunu nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşacağım. Şimdi hemen videoya başlayalım. Sistem için GSM modülü gerekiyordu. GSM modülü olarak Kapadokya GSM Mini'nin 3. versiyonunu yani en son versiyonunu tasarladım. PCV'den sipariş ettim. Hızlı gelmesi için yeşil renk sipariş ettim. Yeşil renk seçtiğimiz zaman 1-2 gün daha önce geliyor. Yine çoğu zaman yaptığım gibi bir de elek sipariş ettim. Lehimlemeyi bayağı kolaylaştırıyor. Hem daha profesyonel duruyor hem de daha az vakitte güzel bir lehim yapabiliyoruz. Devre kartını elek için hazırlıyorum ve bu sefer yine az bir krem lehim kullanacağım için şırınga şeklinde olan krem lehimi tercih ettim. Lehim gayet güzel gözüküyor. Çok fazla dağılmamış. Dağılsa bile güzel ısıtıldığında bir şekilde kendini topluyor ama gayet güzel gözüküyor. Şimdi dizgi yaparken şunlardan da bahsetmek istiyorum. Birçok arkadaş YouTube'da yorumlar kısmında hangi komponentin bu devrede ne işe yaradığını neden anlatmıyorsun gibi bazı sistemlerde bulunuyor. Burada tek tek bu direnç bu işe yarar, bu kondansatör bu işe yarar, bu diyot burada bu işi yapıyor gibi anlatmak yerine modüllerin data sheetlerini okuyup ya da hardware design dokümanlarını okuyup oradaki verilere bakmak daha mantıklı. Mesela şu an dizdiğim voltaj regülatörünü hardware design dokümanında hangi direnci koyarsak kaç volt elde ederiz, buraya hangi kondansatörü koymamız gerekiyor bunlar zaten belirtilmiş. Bunun üzerine çok aşırı kafa yorup daha derine inmeye ilk etapta gerek yok. O yüzden hobi olarak uğraşan arkadaşlar ya da yeni öğrenmeye başlayan arkadaşlar ki bu soruları sorduğuna göre öyledir diye düşünüyorum. Hangi direncinin, hangi diyotun ne işe yaradığını düşünmektense hardware design dokümanlarını incelemek çok daha hızlı bir yöntem olur. Şimdi son zamanlarda en sık kullandığım cihazlardan birisi olan MHP30 ile devre kartını lehimleyeceğim. İnanılmaz pratik. Aldığımdan beri neredeyse her gün kullanıyorum. Hem tamir yaparken hem lehimlerken hem de bazen komponentleri sökerken çok sık kullanıyorum. Lehimlerken komponentlerin böyle kendi kendine yerlerine oturmasını izlemek de gayet dinlendirici oluyor benim için. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Her videoda bu görüntüleri göstermek için mikroskopla bayağı uğraşıyorum çünkü. Şimdi priz kısmına geldik. Her prizde bu iş olmuyor. Çünkü her prizin içinde çok fazla bir alan yok. Hem röle koyacağız, Arduino koyacağız, GSM kartı koyacağız, anten koyacağız. Opsiyonel olarak pil koyacağız. Ben ilk başta pil koymayı düşündüm, sonra vazgeçtim. Pil koysaydım sistemdeki elektriğin gidip gitmediğini de anlayabilirdim ama şu anki kullanacağım durumda böyle bir şeye ihtiyaç yok. Elektrik olduğu sürece kontrol bende olsa yeterli olur. Bu prizin şöyle iki avantajı var. Birincisi üzerinde zaten 5 volt çıkışları var. Kapadokya GSM Mini ve Arduino ve röle 5 voltta çalıştığı için bu 5 volt çıkışını doğrudan kullanabiliriz. Herhangi bir regülatör koymama gerek yok. İkinci güzelliği de bu kartın arkasında yeterli boşluk var. Hatta yan tarafta röle için de yeterli boşluk var. Tam olarak bu iş için dizayn edilmiş bir prize benziyor. Mesela şu yandaki siyah prizin içine koyamazdık. İlk önce onu düşündüm ama yer yok. Biraz daha yer olsaydı her 3 priz başlığını ayrı ayrı kontrol etmeyi de düşünebilirdik. Yani birinciyi aç dediğimizde birinci priz, ikinciyi aç dediğimizde ikinci prizi açabilirdik. Ama şu an için aç dediğimde üçü birden tetiklenmiş olacak. Şu anki kullanım alanı için zaten tam olarak istediğimiz de buydu. Kapadokya GSM Mini'nin üzerinde kendi 3.3 voltluk regülatörü olduğu için doğrudan 5 volt verdiğimizde Pro Mini'yi beslemek için yeterli gerilimi de kendisi üretiyor. O yüzden Arduino Pro Mini'yi doğrudan takıp kullanabilirim. Hem bu haliyle de çok az yer kaplıyor. Yandaki kondansatörlerle aynı yükseklikte oluyor. Bu tip devreleri yaparken Kapadokya GSM Mini ya da Kapadokya GSM Shield gibi kartların ikisini de kullanabiliriz. Şu an Kapadokya GSM Mini stoklarda yok. O yüzden Kapadokya GSM Shield'ın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kapadokya GSM Shield ile yaptığımız zaman birazcık daha fazla yer kaplıyor ama aynı işi görüyor. Geriye röle bağlantısı kaldı. Röle içinde 3 tane pini oraya lehimliyorum.
Prizin üzerindeki 5 volttan elektrik almak için de 2 tane kabloyu buraya lehimliyorum. USB üzerinden Type-C ile de besleyebilirdik ama o zaman kablo karmaşası daha fazla olurdu. Bu arada bu tip devrelere bayağı dikkat etmek lazım. Şu an ben ilk testlerimi yapacağım için çok fazla güvenlik önlemi almadım. Ama bunu bahçeye koyacağım zaman çok daha fazla yalıtım malzemesi kullanacağım. Tekrar çıkardığım her şeyi yerine yerleştiriyorum. 5 voltumuzu oradan alacağız. Şu an yalıtım malzemesi olarak bu köpüğü kullanacağım ama o yeterli değil. GSM'in üstünü komple kaplayacağım ileride. Anten mesela kıpırdayıp bir yerlere değmesin diye yine onları da sabitleyeceğim soğuk silikon gibi malzemelerle. Eğer sen de böyle sistemlerle uğraşacaksan, yani 220 voltla daha düşük gerilimle çalışan sistemleri aynı anda kullanacaksan güzel bir şekilde yalıtım yapmanı tavsiye ederim. Ben böyle sistemleri genellikle böyle birkaç gün normal kullanırım. Ondan sonra herhangi bir geliştirme ya da ekleme yapacaksam yaparım, sonra yerine koyarım. O yüzden şu an için bu 1-2 günlük teste yeterli. Şimdi su pompasıyla ofis ortamında test edemeyeceğim için su pompası yerine ampul taktım. Ampul yerine başka herhangi bir şey de takabilirdik. İlk testlerimde aç diye mesaj gönderdiğimde doğrudan sistem birkaç saniye içinde açıldı. Ve açıldı diye cevap geldi. Kapat diye mesaj gönderiyorum. Yine birkaç saniye içerisinde kapandı. Ardından da kapandı diye SMS geldi. Burada başka şeyler de ekleyebilirdik. Hava sıcaklığını sorabilirdik, toprak nemini sorabilirdik, gerilimi sorabilirdik, 220 volt gerçekten var mı diye. Birçok şey eklenebilir tabii ki ama en basit haliyle bir priz nasıl akıllı hale getirilir onları sana göstermek istedim. Proje en basit haliyle bir şeyleri açıp kapatmamıza yarıyor. Zaten benim ihtiyacım da tam olarak buydu. Buna ek olarak çeşitli sensörler ekleyip ortamdaki bilgileri alabilirdik. Bir de ek olarak mikrofon takıp aradığımızda otomatik olarak cevaplamasını isteyip ortamdaki sesi dinleyebilirdik. Projemiz bu kadardı. Projenin kodlarına Kapadokya GSM Shield kütüphanesinden ulaşabilirsiniz. Orada SMS ile LED kontrolü yazan örneği açtığınızda, orada LED aç yazdığımızda LED açıyor. Oraya röle taktığımızda aynı sistem otomatik olarak çalışıyor. Çeşitli başka örnekler de var. İncelemek isterseniz Kapadokya GSM kütüphanesinin linkini de açıklama kısmında paylaştım. Bir sonraki video için sizlerden bir isteğim var. Hemen bu video yayına girdiği gün karar vereceğim ve hemen çekmeye başlayacağım. İçinde PCB olmadan, yani devre kartı tasarımı vesaire olmadan piyasadaki malzemelerle bir proje yapmayı düşünüyorum. Proje önerilerin varsa lütfen benimle paylaş. Hemen dediğim gibi birkaç gün içinde videoyu çekip yayınlamayı düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.